Şimdi biz devam ediyoruz efendim. Ersoy Hoca'dan ayrılıp dış gündeme geçeceğim. Çünkü zira dedik ki İsrail ve İran arasında bir savaş hattı var. Önce bir kara harekatı, sonradan misliyle cevap vereceğiz diyen İran cevap verdi. Ve Tel Aviv'e 200 Fettah balistik füze fırlattı. Bununla ilgili detaylar var. Çünkü bu füzeleri İran ilk kez kullandı. Bakalım detaylarında neler var. ...1800 kilometre menzile sahip, İsrail'in milyarlarca dolarlık hava savunma sistemini deldi. İran, Doğru Söz 2 operasyonunda süpersonik Fettah füzelerini kullandı. İsrail'e ateşlenen 200 Fettah füzesinin 181'i hedefe ulaştı. Askeri üsler ve bazı noktalar kolaylıkla vuruldu. Fettah füzelerinin önünde İsrail'in süpersonik füzeler için geliştirdiği ve gücüyle övündüğü Arrow 2 ve 3 hava savunma sistemi bile duramadı. Peki süpersonik seyir füzesi Fettah'ın özelliği ne? Fettah füzesi Hayber Şeken taktik füzesi ailesine ait. İran Fettah füze serisinin füzesini geçtiğimiz yıllarda üretti. Tanıtımını ise dini lider Ali Hamaney yaptı. Fettah 2 balistik füzelere göre daha düşük irtifada uçuyor. Radarlar tarafından tespit edilmesi oldukça güç. Bu nedenle Fettah 2 Irak ve Ürdün üzerinden geçerken düşürülemedi. 1400 kilometre menzile, yani 16 bin kilometre saat hıza sahip olan Fettah füzesi gerektiğinde 1800 kilometre menzile kadar erişebiliyor. Fettah'ın en önemli özelliklerinden biri ise her yönde ve dönüşte manevra kabiliyetine sahip olması. Yine hareketli başlığa sahip olan füzede gerektiğinde farklı savaş başlıkları kullanılabiliyor. Askeri uzmanlar Fettah füzesini potansiyel olarak Batı'nın balistik füze savunması angajman stratejilerine meydan okuyabilir sözleriyle yorumluyor. İran'a göre İsrail'in Fettah 2'yi etkisiz hale getireceği bir sistem edinmesi yıllar alacak. Efendim, İran'ın füzeli saldırı düzenlediği aynı dakikalarda İsrail'in Tel Aviv şehrinde de bir katliam yaşandı. Açılan ateş sonucu 8 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli etkisiz hale getirildi. Şüpheliler Batı Şeria'da işgal altındaki El Halil kentinde, saldırının ardından da o kent, şimdi şüpheliler o kentte ve o kenti de zaten böyle olaylar olduğunda da İsrail bunları fırsat bilir. Toplumsal olarak cezalandırma, hani kişiyi şahsı değil de toplu cezalandırma metodundan dolayı o kent, yani El Halil kenti, İsrail ordusu tarafından askeri bölge ilan edildi. Sokak ortasında dehşet saçtılar. Kalabalığın üstüne ateş açtılar. İran'ın füze saldırılarıyla cehennemi yaşattığı İsrail'de silahlar patladı. Kan donduran olay Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde yaşandı. Kudüs Caddesi'nde 2 kişi yolda yürüyenlere silahlı saldırı düzenledi. Bir anda çığlıklar yükseldi. Korku ve panik kameralara böyle yansıdı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. Güvenlik güçleri devreye girdi. Saldırganlar etkisiz hale getirildi.